Evet, üst üste Amerika'dan haberler aktardık size. Amerika çok ciddi bir şekilde mücadele ediyor. Fakat aynı mücadeleyi başka ülkeler de gösteriyor. Üstelik de uzun zamandan beri gösteriyorlar. Şimdi gelin hem Amerika'ya yakından bakalım, hem de İtalya, Almanya ve İspanya'da neler oluyor, neler yaşanıyor? Konuklarımıza soralım. Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar, Amerika Birleşik Devletleri New York'tan karşımızda. Bilgisayar mühendisi ve borsa uzmanı Koray Güçlü, Almanya Frankfurt'tan bizimle birlikte. Yazar Hülya Acar, İspanya Barcelona'dan ve hukuk danışmanı Özgün Altop ise İtalya Milano'dan Skype bağlantısıyla karşımızda. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim ve Ali Çınar'a dönelim, hemen soralım. ABD'den çok iç acıtıcı, şaşırtıcı, aynı zamanda kriz haberleri geliyor. Size iyi geceler diliyoruz Ali Çınar. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son haberleri sizden alalım lütfen. Evet, günaydınlar Oydum Hanım. Amerika'da dediğiniz gibi durum çok kötü. Son rakamları vermek istiyorum. An itibariyle vaka sayısı 501.301. Yani 500 bini, yarım milyonu geçmiş durumda. Kesinleşmiş vaka sayısı ve hayatını kaybeden Amerikalı sayısı 18.758. Tahminen pazartesi de 20 bini bulacak hayatını kaybeden Amerikalı. Son 24 saatte hayatını kaybeden sayı ise 2021. Yani son 3 gündür, yaklaşık son 3 gündür ortalama ölü sayısının 1900 ile 2000 arasında olduğunu görüyoruz ki hakikaten durum bayağı içler acısı. Bilhassa New York eyaletinde ölü sayısı rekor halde artmaya devam ediyor. Sürpriz mi dersek sürpriz değil. Zira Başkan Trump 10 gün önce Nisan'ın ilk 2 haftasında çok ciddi şekilde ölü ve vaka sayısının artacağını söylemişti. O anlamda beklenen rakamlar bunlar. Tahminen de bir hafta daha yaklaşık ortalama 2000 Amerikalı'nın günlük hayatını kaybedeceği bekleniyor. Ama tabii ki üzücü ve New York'ta hala tıbbi malzeme eksikliği, hastanedeki yatak yetersizliği olmak üzere sıkıntılar da devam ediyor. O nedenle Amerika'da bir panik havası maalesef hakim şu anda. Ali Çınar, şunu sormak istiyorum. Yine Trump'ın açıklamalarına dayanarak ABD Başkanı Trump dedi ki, umarım ki 100.000'den az olur hayatını kaybeden sayısı dedi. Bu bir panik havası yarattı mı Amerikalılarda? Evet, yarattı. Zaten Amerikalılar son 2-3 haftadır evde kalıp çalışıyorlardı. Ama Beyaz Saray'da bu tarzdaki açıklamalar panik havasını yaratıyor. Piyasaları da tabii ki olumsuz etkiledi. Zaten son 3 haftada İşsizlik oranı ciddi şekilde arttı. 16.7 milyon Amerikalı istihdam başvurusunda bulundu. Yani piyasaları da olumsuz etkiliyor ama bu rakamları tabii Trump kafasından atarak söylemedi. Bir modelleme sistemi var Beyaz Saray'ın. Normalde bu 100 binin üstündeydi. Sonra 93 bine indi ve şu anda 60 bin civarında görünüyor. Yani toplam 60 bin civarında Amerikalı'nın hayatını kaybedeceği tarzında bir beklenti var. Tabii ne kadar insanların evinde kalmasıyla, tedbirlerin artmasıyla bu sayı düşebilir. Yani Trump 100.000'in altında ölü sayısının çok olumlu olacağını, yani beklenenden daha iyi olacağını söylüyor. Ama tabii genel hava Amerika'da bir panik havası ve mutsuzluğun olduğunu çok rahat şekilde tabii ki görüyoruz. Ali Çınar, tekrar size dönerek sormak istiyorum. Şimdi Amerika basınında Barack Obama ve Donald Trump karşılaştırılması başladı. Barack Obama döneminde olsaydı Wuhan'dan gelen, dünyaya yayılan bu koronavirüs belası acaba nasıl kontrol altına alınabilirdi ve Barack Obama acaba bunu daha mı iyi yönetebilirdi diye. Şu enteresan, Barack Obama en ama en çok sağlık konusunda eleştiriliyordu. Sigorta ve sağlık konusu Obama'nın en eleştirildiği yeri, konuların başında geliyordu. Şimdi Barack Obama'nın bunu daha iyi yönetebileceğini düşünenlerin olması beni şaşırtıyor. Sizin yaklaşımınız nedir? Açıkçası ben bu eleştirilere fazla katılmıyorum. Zira Başkan Trump ilk başta biraz gevşek davransa da şu anda çok ciddi şekilde tedbirleri arttırmış görünüyor. Sizin de dediğiniz gibi Başkan Obama döneminde de sağlık sisteminde
büyük sıkıntılar vardı. Sigortası olmayan toplam 27 milyon Amerikalı'nın olduğunu da belirtmemde fayda var. Zaten Başkan Trump da beni suçlayacağınıza geçmiş dönemde alınmayan tedbirleri, işte solunum cihazı olmak üzere bir sürü yetersizliği bana mal etmeyin diyerek kendini savunuyor. Ama Başkan Obama döneminde çok harika işler çıkardığını söyleyemem. Aslında Joe Biden da geçen hafta Başkan Trump'ın Çin'e uçuşları yasaklamasının doğru bir karar olduğunu söyleyerek Biden Trump'ı destekledi. Her ne kadar farklı eleştirileri olsa da o anlamda açıkçası Obama döneminin çok sağlık konusunda iyi olduğunu söyleyemem. Sağlık sorunları her başkan döneminde artarak devam etmişti zaten. Ali Şınar, sigortasız kaç milyon insan var dediniz Amerika Birleşik Devletleri genelinde? Genelde şu anda 27 milyon Amerikalı'nın sağlık sigortası yok. Örnek vermek istersem koronavirüsü kapmış sigortasız bir vatandaşın, hastanın masrafı 30-34 bin dolara kadar çıkıyor. Yani bunlar Amerikan medyasında da yayınlandı ve Trump geçen hafta sigortası olmayan koronavirüslü hastaların tedavisinin bedava olacağını söyledi ama bizim konuştuğumuz sigorta temsilcileri bununla ilgili hala bir kararın netleşmediğini söylediler. Yani birçok sigortasızın hastanelere gitmeyerek tedavi olmadığını da görüyoruz. Zaten siyahi Amerikalıların da bu konuda zaten muzdarip olduğunu herkes biliyor. Evet. Açıkçası sigorta konusunda da sıkıntılar devam ediyor ki 1.1 trilyonluk sağlık firmalarında kazandığı bir büyük bir rant var Amerika'da. Evet. Ali Çınar'ın söyledikleri o kadar önemli ki bakın dünyanın en gelişmiş, en zengin ülkelerinden biri olarak görüyoruz. Öyle değil mi Amerika Birleşik Devletleri'ni? Ama şu anda sigortasız biri ki Amerika'da sigortasız adım atmak, bu insurance dedikleri şeysiz adım atmak, yaşamak bile o kadar zor ki 27 milyon Amerikalı şu anda sigortasız. Ve sigortasız bir şekilde koronavirüse yakalandınız değil mi? 34 bin dolar ila 75 bin dolar arasında bir rakam çıkıyor size hastanelerden Amerika Birleşik Devletleri'nde eğer tedavi olmak istiyorsanız. İşte onun için yani ülkemizdeki sağlık sisteminin bu şekilde olması çok şükür. Yatak kapasitemiz yeterli, sağlık çalışanlarımız yeterli, maskemiz yeterli. Çok şükür diyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden İtalya'ya geçmek istiyorum. Özgün Altop, hukuk danışmanı bizimle birlikte. Her hafta muhakkak kendisine danışıyoruz. Hem güzel anlatımıyla hem verdiği doğru bilgilerle Özgün Altop'tan hem günaydın diyelim hem de İtalya'daki son durumu alalım. İtalya'da Avrupa genelinde bu koronavirüs belasından en çok çeken ülke, söz sizde Özgün Altop. Teşekkürler, günaydın. 10 Mart tarihindeki verileri tabii görüşebiliriz şu aşamada. Dün itibariyle ölü sayısı toplam 18.849'a ulaştı. Yani 570 yeni ölüm vakası 24 saatte. İyileşen sayısı ise 1985, yani toplam 30.455. Bu oldukça iyi bir rakam şu aşamada. Çünkü son 10 günde aslında %50 oranında iyileşen vaka sayısı, insan sayısı, yani taburcu olan da diyebiliriz buna, negatif test veren sonuçlar da dahil buna, artmış bulundu. Bu pozitif sayısı ise toplam 98.273 ve dün itibariyle 1.396 yeni pozitif vaka sayısı var. Fakat şunu da belirtmek gerek, pozitif vaka sayısının çoğu zaten evde hafif semptomlu ya da kendileri izolasyon şeklinde tedavi eden vakalar. Dolayısıyla çoğu %60'ı kadar çok ağır olmayan vakalar. Bunun dışında dün yine yoğun bakım ünitesine alınan insan sayısı bir önceki güne 108 daha az ve aynı şekilde hastaneye yatan hasta sayısı da bir öncekine göre %157 daha az. Hı hı. Toplam dün yapılan test sayısı 53.495. Yani aslında görüyorsunuz verilerden COVID'in yayılması biraz kontrol altına alındı. Fakat bu hiçbir şekilde demek değildir ki bizim bu sınırlamalarda esneklik hakkı kazandığımız. Aksine
dün yapılan bir açıklama ile biliyorsunuz biz normal şartlarda 13 Nisan'a kadar karantina altındaydık. Fakat bu süreç 3 Mayıs'a kadar uzatıldı ve halen çoğu üretim yapan biliyorsunuz fabrikalar da kapatıldı burada. Sadece elzem ihtiyaçlara yönelik üretim yapan fabrikalar yani %49'u fabrikaların kapalı burada. Dolayısıyla bunlar da hala kapalı olmaya devam ediyor. Sadece yenilikler, yeni ufak esneklikler hususunda bilgi verebilirim. Bunlar kitapçılar ve bebek kıyafetleri satan mağazalar açılacak. Bir bebek kıyafeti satan 14 Nisan'dan. Özgün Hanım, bebek kıyafeti satan mağazalar niye açılıyor? Bunun özel bir nedeni var mı? Ne alaka? Bunu açıkçası sebebini ben de okumadım yani böyle bir sebep görmüyorum ama herhalde bu küçük birkaç aylık çocuklar hızlı büyüyor diye düşünüyorum. Hani bilemiyorum belki de bunları oyalamak için çocukları. Açıkçası bunun sebebi açıklanmadı basında ama böyle bir esneklik var, nedenini bilemiyorum. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim size ormancılık ve ağaçlandırma faaliyetine yönelik de bir esneklik sağlandı dün itibariyle. Allah Allah. Vardır yani, bir bildikleri. Öyle düşünüyoruz ama neticede büyük bir kısmı faaliyetin, ticari faaliyetin şu aşamada kapalı ve bu oldukça büyük bir ekonomik kayıp biliyorsunuz. Yani ülkenin %49'u kapalı şu aşamada ama yetkililerin söylediği şu, yani neyi tercih ediyorsunuz? Her gün binlerce ölü sayısını istiyorsunuz yoksa bir müddet kapalı kalıp ardından yavaş yavaş kademeli olarak açılarak hayatının normalleşmesini mi istiyorsunuz? Yani burada çok fazla seçenek yok. Hatta şu an bu faz 2 yani post pandemi dönemi içinde bir komite atandı. Yani artık normalleşme safhasına da nasıl normalleşeceğiz? Bunun bir programlaması yapılması gerekiyor. Çünkü çok aşikar ki biz 3 Mayıs'tan sonra karantina kalkarsa tabii kalkacağı da kesin değil. Çünkü bazı buradaki önemli enfeksiyon hastalıkları uzmanlarına göre bu süreci Mayıs sonuna kadar devam etmesi gerektiği söyleniyor. Yani tam anlamıyla. Belki Haziran'da artık hafif bir açılım yoluna gidilebilir. Bu yönde yorumlar var. Bunun dışında dün getirilen yeniliklere biraz bakabiliriz. Bir takım örneğin marketlerde maske ve el dezenfektanlarının zorunlu tutulması öngörüldü kasaların yanında. Çünkü pine basıyoruz ya kredi kartı yaparken, o yüzden sürekli onları sürmemiz gerekecek bundan böyle ve marketlerin günde en az iki kez dezenfekte edilmesi kararı çıkarıldı. Tabii bu tür sınırlamalar da bölgeler kendileri daha ağır sınırlamalar da getirebilir duruma göre. Özellikle bu konuda Lombardiya'ya atıfta bulunmak istiyorum. Çünkü en çok bakanın bulunduğu bölge Lombardiya bölgesi. Keza bakarsınız dün itibariyle Lombardiya'da bu arada hala sınırlamaların tam olarak çok etkin bir şekilde uyulduğunu söyleyemeyiz. 17 bin kişi kontrol edildi sadece Milano'da dün. Yani 579 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı dün Milano şeklinde. Dolayısıyla şöyle söyleyebiliriz. Günde 230 bin kişi kontrol ediliyor. Ve aşağı yukarı 10 bin kişiye de yasal işlem yapılıyor. Sınırlamaları ihlal ettiklerinden ötürü. Evet, belki şimdi biraz da İspanya'ya dönmek istiyorum. Çünkü aslında baktığımız zaman İtalya ve hemen arkasından İspanya'yı görüyoruz. Hem alınan önlemler doğrultusunda hem vaka sayısı doğrultusunda. Acaba İspanya'da son durum ne? Barcelona'dan Hülya Acar, yazar Hülya Acar konuğumuz. Hülya Hanım, bir de Özgün Hanım'ın anlattıklarının ardından, İtalya'da yaşananların ardından İspanya'yı öğrenmek isteriz. İspanya'daki son durumu bize aktarabilir misiniz? Tabii, günaydın. Günaydın. İspanya'da vaka sayısı 157.022, dün açıklanan veriler bunlar, ben de onları söyleyeyim. Bu 157.000'lik vaka sayısının %15'i sağlık çalışanlarını oluşturuyor. 24.000 aşkın sağlık çalışanı COVID-19'dan etkilenmiş durumda. Vefat sayısı 15.843 olarak bildirildi. Son 24 saatte ölen kişi sayısı 603'tü. Bu nispeten güzel bir rakam. Düşüş devam ediyor. Sadece belirli oynamalar var. Bazen rakamlar yükseliyor, artıyor. Hala bu eğrinin aşağı doğru mu inip yoksa bir aynı değerde mi kalacağı tartışma konusu şu aşamada, ama
rakamlarda inişler var. İnşallah kalıcı olur bu inişler. İyileşen sayısı ise 55.668. Bu gerçekten iyi bir rakam. İspanya'da şu an için güzel bir haber. Herhangi bir hastanede yatak sorunu bulunmuyor. Acil servislerde yatak sorunu bulunmuyor. Burada Türkiye gibi sosyal bir devleti olmanın avantajını yaşıyoruz hep birlikte. Herhangi bir ücret ödemeden en azından hastanelere gidip tedavi olabiliyoruz. Ortalama günlük 25-30 bin arası test yapılıyor. Bu 15-20 bin civarındaydı, arttırıldı. Günlük yaklaşık 10 bin test arttırıldı. Önümüzdeki haftada 30 bin aileye test yapılması öngörülüyor. Katalonya bölgesinde, benim bulunduğum bölgede Katalonya Valiliği önümüzdeki hafta, daha doğrusu 20 Nisan haftası gibi açıkladılar. 1,5 milyon maske dağıtılacağını söylediler. Normal sigorta kartlarımızla eczanelere gittiğimizde ücretsiz maske alabileceğiz. Bunun dışında tabii ki ekonomik anlamda geçici istihdam yasası hala devam ediyor, ertelenilen. Geçtiğimiz hafta yine hükümet bir yardım paketi daha açıkladı. Buna göre herhangi bir geliri olmayanlara 3 ay boyunca aylık 500 avro yardım yapılacak. Bu da güzel bir haber. Çünkü herhangi bir geliri olmayan çok insan var. Atıyorum evleri temizliğe giden kadınlar, bunlar sigortalı değiller. Herhangi bir gelire sahip değiller. Dolayısıyla bu da o açıdan güzel bir haber. Geçici istihdam yasasına, yani ERTE'ye başvuran kişi sayısının 2 milyon olduğu gibi bir bilgi geldi. Bu muazzam büyük bir rakam. 2008 senesindeki ekonomik krizi bile geride bırakmış durumda. Önümüzdeki dönemlerde İspanya ekonomisinin %9 gibi bir rakamla küçüleceği öngörülüyor. 900 bin kişinin de işsiz kalacağı, bu da yaklaşık %18 gibi bir rakama tekabül ediyor. Çünkü geçtiğimiz yıllarda 2018 krizinin yaşandığı dönemlerde %16 gibi bir rakama ulaşmıştı bu işsizlik oranı ve çok büyük çok büyük bir sıkıntı yaratmıştı ülkede. Şimdi %19 olduğunu, %18 olduğunu düşününce gerçekten İspanya'nın önümüzdeki dönemlerde nasıl toparlanacağı bizim için de bir soru. Pazartesi gününden itibaren biliyorsunuz İspanya'da OHAL devam ediyor. 26 Nisan'a kadar OHAL devam ediyor ve şimdiye kadar son iki haftada sadece temel ihtiyaç ve sağlık malzemeleri ve tedarikçileri iş yapabiliyor durumdaydı. Önümüzdeki haftadan itibaren net olarak endüstri kolları belirtilmese de bu noktada biraz gevşetilmelere gidileceği söyleniyor. Birçok insan yeniden, birçok şirket, birçok fabrika yeniden işbaşı yapabilecek. Onun dışında yine hükümetin almış olduğu yeni kararlar var. Bu kararlar günlük olarak değişiyor ve hükümet şu günlerde yeniden 26 Nisan'a kadar olan OHAL'in 15 Mayıs'a kadar uzatılmasını oylayacak parlamentoda. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İspanya Barcelona'dan Hülya Acar yazar bizimle beraber oldu. Şimdi yine başından beri bizimle birlikte olan ve oradaki durumu aktaran sevgili dostumuz Koray Güçlü, bilgisayar mühendisi ve borsa uzmanı Koray Güçlü'ye dönmek istiyorum. Almanya Frankfurt'tan hem tedbir paketi hem baştan beri yaptığı yoğun sayıda testlerle Almanya aslında koronavirüsle mücadelede İyi örneklerden biri, ama tabii ki can kaybının önüne geçemiyor, vaka sayısının artışının önüne geçemiyor. Son rakamları ve Almanya'daki son gelişmeleri Koray Güçlü'den alalım. Günaydın Koray Güçlü. Günaydın, merhaba. Almanya'da şu andaki dün itibariyle vaka sayısı 113.500, ölü sayısı maalesef 2373. Paskalya etkinlikleri dün itibariyle başladı. Fakat kiliselerde yapılan etkinliklerin hepsi şu anda yasaklandı. Kimse kilisede Paskalya'dan dolayı yapılan etkinliklere katılamamakta. Fakat dışarıda dolaşılabiliyor. İnsanlar dışarıda iki kişi halinde dolaşabiliyor. Tabii bu farklılıklar göstermekte. 16 eyalette farklı sıkılıkta uygulanan bir kural bu. Bazı eyaletlerde sadece aile üyeleriyle dışarı çıkabiliyoruz. Bazı eyaletlerde sadece iki kişi dışarı çıkabiliyor.
4 haftadır okullar kapalı. İş yerlerinin bazıları açık. Burada kapalı olacak iş yerlerini söylediler. Hangi iş yerleri kapalı olması gerekiyor? İnsanlarla çok temas olan iş yerleri kapalı şu anda. Ama marketler, restoranların paket servisleri açık. Marketlerde de ek önlemler alındı. Örneğin kasada para verirken beyaz bir koruma setiyle kasiyerler korunmakta. Bunun dışında sepet almak zorundayız markete girerken. Sepetle daha az ürüne dokunarak ürünleri seçiyoruz ve ödemeyi de böyle daha az dokunmayla, temasla gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında tedbirler tabii ekonomiyi de negatif bir şekilde etkiledi. Bu aslında terazinin iki kefesi, bir kefesinde sağlık, diğer kefesinde ekonomi bulunmakta. Almanya'nın yapmaya çalıştığı terazinin iki kefesini dengeli bir şekilde kullanarak bu krizden çıkmak. Bunun için ek önlemler alınıyor. Ekonomiye de yardım sağlamak için ekonomik paketler sunuluyor. Fakat tabii burada konuşulan da ekonomik paketlerin hangi şirketlere daha uygun şekilde verilmesi gerektiği. Örneğin şu anda iflasın eşiğinde olan şirketlere de mi yardım yapılması gerekiyor, ya da ekonomisi çok iyi olan şirketlere mi yardım yapılması gerekiyor gibi düşünceler var. Ekonomik paketlerin yayınlanmasına rağmen farklı görüşler tabii ortaya çıkmakta. Şu anda Devlet Sağlık Bakanı'nın verdiği bilgiye göre 3000 yoğun bakımda COVID-19 hastası bulunmakta. 10.000 tane boş yoğun bakım yatağı şu anda hazır bulunmakta. Tabii bunu sağlamalarının sebebi bazı ameliyatları ertelemeleri, acil olmayan ameliyatları ertelemeleri ve yatakları boş tutmaları. Normal hayata dönmek tabii şu anda mümkün görünmemekte. Paskalya'dan sonra tekrar bir değerlendirme yapıp artış sayısına bakıp tekrar bir değerlendirme toplantısında bizi bilgilendirecekler. Ama şu anda tabii herhangi bir gevşeme ya da iyi gidiş için alınan önlemlerde geriye çekilme söz konusu değil. Hayatı normale döndürmek için tabii yapılacak aşamalı bir geçiş olacağı söylenmekte. İlk başta örneğin hayati önemi olan iş yerleri açılacak. En son barlar, bu tür yerler açılacak. Evet, Almanya'daki durum çok böyle. Teşekkür ediyorum konuklarımıza. Farklı ülkelerden oradaki durumları aktaran konuklarımıza, bizimle birlikte oldukları için çok teşekkür ediyorum. Yine sizlerden oradaki gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Amerika New York'tan Ali Çınar, İtalya Milano'dan Özgün Altop, Almanya Frankfurt'tan Koray Güçlü ve İspanya Barcelona'dan Hülya Acar bizlerle beraber oldu.